Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zaman zaman hatırlatıyorum, yine bu dersin başında da hatırlatayım. Önce videolarımızı sadece izliyoruz. Ondan sonra gösterdiğim programı açıp izlediğiniz videoyu zaman zaman durdurup zaman zaman geriye alıp siz de yapılan uygulamaları, gösterdiğim uygulamaları tekrar etmeniz gerekiyor. Gelin bugünkü dersimize bakalım. Evet, hatırlayacaksınız ilk derslerde After Effects'te herhangi bir footage'e, yani dışarıdan herhangi bir klibe ihtiyaç duymadan da bir şeyler yapabileceğimizi söylemiştik. Aslında 3 boyutlu dersleri anlatırken hatırlayacaksınız, hemen burada küpümüz vardı. Dışarıdan hiçbir footage kullanmadan tamamen buradaki footage'da gördüğünüz solid leri kullanarak After Effects'in kendi içinden halletmiştik. Tamamen bu kübü After Effects'in içindeki araçları kullanarak yapmıştık. Yine dışarıdan hiçbir görsele ihtiyaç duymadan biz bazı efektler, fonlar, background'lar yapabiliriz. Bunun için After Effects'te çok güzel araçlar var. Onları bu dersimizde görelim. Evet, önce yeni bir kompozisyon açıyorum ben yeniden. Buna Effects 3 diyelim. Evet. Pal DV açtım yine arkadaşlar. Şöyle boş bir timeline composition açtım yeniden. Şunları kapatıyorum. Burada daha fazla yere sahip olmak için. Ve yeni bir solid layer'ı açıyorum. Rengi önemli değil şu anda. Evet, boş bir solid açtım. Şimdi bu solid'i yeniden buradan düzenleyebiliyorduk arkadaşlar. Solid settings komutuyla. Hemen Make Composition Size komutuyla şuradan 720x576, yani PAL DV ayarını tekrar büyütüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi After Effects'te efekt ve preset panellerinin içinde burada Animation Presets diye bir komutum var, aracım var. Yani hazır animasyonlarının bulunduğu, animasyon ayarlarının bulunduğu yerim burası arkadaşlar. Burada presetlerin içinde tekrar tıkladığınızda, eğer bilgisayarınızda plugin dediğimiz üçüncü firma tarafından, yani After Effects'in kendisi değil de farklı harici firmaların After Effects için düzenlediği presetler varsa onları da burada görmek mümkün. Ama dediğim gibi siz eğer demo sürümünü indirdiyseniz internetten bu bazı efektler olmayabilir. Ama burada olanları ben size söyleyeceğim. Burada mesela background başlığı altında toplanmış efektlerim var. Bundan bahsetmek istiyorum bugün. Bunu tıkladığımızda burada bakın, background başlığının altında toplanmış sizin filminizde, jeneriğinizde ya da herhangi bir görselinizde kullanabileceğiniz hazır background animasyonlarım var. Bunda tek yapmanız gereken buradaki background presetini tutup solidinizin üstüne sürükleyip bırakmak. Bakın, sol tarafta birkaç efekt grubuyla oluşturulmuş. Şurada görüyorsunuz. 4 tane fractal noise, tritone, dust, fast blur şeklinde 4 efekt grubuyla oluşturulmuş şöyle bir fon. Evet, gayet başarılı. Hiçbir dışarıdan harici klibe, footage'e ihtiyaç duymadan sadece buradan hazırlayabileceğiniz
efektler arkadaşlar. Elbette siz bunları daha sonra editable'dır. Yani editable'dan kastımız istediğiniz değişikliğe buradan uğratabilirsiniz. Eğer beğenmediğiniz bir özelliği varsa mesela rengini değiştirebilirsiniz. Buradaki tritondan şuradan mesela kahverengi ton değil de bunu kırmızı ton yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi okey diyorum çıkıyorum. Artık kahverengi değil kırmızı ton olmuş oldu. Beğenmezseniz bunların hepsini toplu olarak seçip silebilirsiniz. Tekrar gördüğünüz gibi eski solidime döndüm. Sıradaki Blocks. O da şöyle bir fon arkadaşlar. Şöyle bakın. Tabii burada bilmeniz gereken bir şey. Bakın hareket başlarda şu timeline'da izleme çubuğunun olduğu yerde bir animasyon yok. Benim izleme çubuğum efektimi bıraktığım da izleme çubuğum hangi noktada ise animasyonum da o noktadan başlıyor. Onu da yapıyorum ve efektimi geri alıyorum. Şuradan bakın arkadaşlar izleme çubuğumu 5. saniyeye getiriyorum yaklaşık olarak. Ve buradan sıradaki efekti solidimin üstüne ya da buradan layer'ımın üstüne bırakıyorum. Animasyonum bu noktadan itibaren başlıyor. Bundan önce gördüğünüz gibi 1 ile 5 saniye arası şuradayken herhangi bir animasyon oluşmuyor. 5. saniyeden sonra animasyonum devam ediyor. Şöyle ki buraya kadar. Zaten animasyon preset 5 saniyelik oluşmuş durumda. Siz isterseniz bunları uzatabilirsiniz. Peki onu nasıl yaparsınız bu değişikliği? Bakın bu da 4 tane farklı efekt kullanılarak oluşturulmuş bir background. Keyframe'in yerlerini değiştirerek ve bu keyframe'lerle ilgili değişiklikleri yaparak bu bu düzenlemeyi yapabilirsiniz. İlgili layer yine seçiliyken klavye üstünden U harfine basarsanız Urfa'nın U'su animasyonla ilgili yapılmış tüm keyframe'leri açığa çıkarırsınız arkadaşlar. Bakın ne demiştim? İzleme çubuğum neredeyse ben preset'imi bıraktığım anda izleme çubuğum neredeyse animasyonum oradan başlar. Siz buradaki keyframe'leri şurada bakın toplu olarak başlamak istediğiniz animasyonun başlamasını istediğiniz noktaya taşırsanız şöyle toplu olarak seçebilirsiniz drag yaparak. Daha sonra bunları toplu olarak 0. kareye snap yapmasını istiyorum o yüzden sürüklemeye başladıktan sonra hareket etmeye başladıktan sonra shift tuşuna basılı tutuyorum. Bakın 0. saniyeye yapıştı. Tabii doğal olarak animasyon yavaşlayacaktır biraz. Süresini genişletmiş oldum. Daha önce 5. saniyeden başlıyordu. Şimdi işte 0. saniyeden başlıyor ve 10. saniyeye kadar devam ediyor. Doğal olarak burada bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. Şu Evolution komutunda değişiklikler yapmanız gerekiyor. Onun için şu Fractal Noise'u tekrar açıyorum. Şuradan bakın Evolution Fractal Noise. Şuradan görüyorum hangisinin içinde. Fractal Noise 2'nin içinde arkadaşlar. Şuradan. Buradan Fractal Noise 2'yi açıp buradaki Evolution değerini şuradan şöyle artırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Doğal olarak animasyonunda böyle hızlanmış oluyor. Tabii sırf bu değil, diğer parametrelerde de ilgili değişiklikleri yapmak zorundasınız arkadaşlar. Animasyonunuzun güzel gözükmesi için. Yine burada hepsini göstermeyeceğim. Bayağı bir hazır preset'im var. Şöyle bakın. Rahatlıkla bunları fon olarak kullanabilirsiniz.
olduğu gibi de kullanabilirsiniz. Ya da buradan bir takım değişiklikleri yaparak kendiniz rengini değiştirirsiniz, bu akıntıyı değiştirirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu presetlerin içerisinde tekstle ilgili çok güzel efektlerim var. Bunu genişleterek, kenarındaki üçgeni tıklayarak, bakın tekstlerin, yani ekranın üstüne yazdığım yazıların animasyonlu gelmesi, gitmesi ya da çeşitli efektlerini buradan hazır olarak kullanabilirim. Şu layer'ımı siliyorum. Hemen burayı denemek için buradaki test ikonunu tıklayıp buradaki kompozisyon penceremin üzerine bir şeyler yazıyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi yazdım arkadaşlar. Bunu ekranın şöyle ortasına koyuyorum. Daha sonra burada yine text effect preset'inin altında çeşitli isimlerle gruplanmış olarak birçok efektim mevcut. Text sadece textlere özel arkadaşlar. Örneğin 3D text ile ilgili şöyle tıkladığımda şunları geçici olarak kapatayım şu anda. Onlarla ilgili bir işlem yapmayacağım. Ekrandan tasarruf sağlamak için şöyle birazcık sağlıyorum. Evet. Şöyle sıradan bir tane seçelim. Tek yapmam gereken efekti tekstin üzerine sürükleyip bırakmak. Neydi? Efektim bıraktığım noktada timeline izleme çubuğum neredeyse oradan itibaren oluşacaktı. Bakın şöyle bir efekt. Şöyle. Tabii bu efektlerin hepsi editable, yani istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde animate in, yani animasyonlu bir şekilde oluşmasını isterseniz yazınızın şöyle bırakmanız yeterli. Bu neymiş bakalım. Şöyle animasyonlu bir giriş yapıyor arkadaşlar. Bakın şu hareketle. Yine birçok şuradan bir tane seçelim. Mechanical isimli gruplanmış efektlerin altına bakın. Şöyle bir efektim. Peki bunları nasıl editleriz? Bunları yine text layer'ım seçiliyken kenarındaki üçgeni açıyorum ve bakın tekstle ilgili burada bir ayarım var. Burada animatör başlığı altında bakın şurada rotation, şöyle siz buradaki değerle oynayarak, tabii şurada şu değeri tıklayarak yanında numerik olarak görülmesini de sağlarsınız. Şöyle değiştirerek, şöyle bakın, şöyle istediğiniz gibi siz, ben değiştirdikçe o da değişiyor. Editleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekstlerle ilgili burada birçok efektim var. Onları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Olduğu gibi de kullanabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza göre de şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine efektler konusunu anlatırken üzerinde durmamız gereken bir konu da adjustment layer'dır arkadaşlar. Bu adjustment layer kendisi yine gözükmez bir layer olup şurada background layer'ından üstünden gidersek daha iyi anlayacağız. Burada bakın bir adjustment layer'ım var ve üstünde Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Lefke yazıyor. Şöyle bunu birazcık, evet, şuraya taşıyalım daha iyi görmek için. Bu da layer'larımızı görüyorsunuz arkadaşlar.
Şimdi bakın, adjustment layer'ım üstten ikinci sırada. Yazım en üstte. Kapatıyorum yazımı. Geçici olarak. Şurada neydi? Şurada bir separatörüm vardı. Bunu da açalım. Şöyle genelde sahne değişimlerinde kullandığımız separatör. Şöyle. Bakın şu sahneden şu sahneye geçişi biraz daha bana yumuşatıyor bu separatör. Şimdi adjustment layer'ın buradaki rolü, bunun altında kalan layer'ların, şunu hemen şuradaki 3 layer'ın üstüne taşıyorum arkadaşlar. Buradaki adjustment layer'ın rolü, bunun altında kalan bu toplam 3 layer'a da toplu bir efekt yapmasıdır. Yani siz burada her 3 layer'a ayrı ayrı, buradaki 3 layer'a ayrı ayrı aynı efekti koymaktansa, yani 3 efekte de aynı 3 layer'a da aynı efekti kullanacaksanız, toplu olarak onun üstüne bir adjustment layer atıp bu 3 layer'ı da aynı şekilde efektlenmesini sağlayabilirsiniz. Hemen deneyelim. Buradan bir color koreksiyonla ilgili bir efekt alalım. Bu sefer hangisini alalım? Exposure'u alalım. Pozlama ile ilgili bir efektim. Bunu aldım. Adjustment layer'a attım. Ve yine Hue Saturation ile ilgili bir efekti sürükleyip bıraktım. Adjustment layer'ımın üstüne. Daha sonra şöyle sol taraftaki efekt panelimden, efekt kontrol panelimden ilgili değişikliği hemen yapıyorum. İlk önce exposure, yani pozlama değeriyle ilgili efektimi yapıyorum. Burada kanalları birer birer seçebileceğiniz gibi, yani videoyu oluşturan renk değerlerinden kırmızı, yeşil ve mavinin ayrı ayrı pozlama değerlerini değiştirebileceğiniz gibi master, yani tümünü de değiştirebilirsiniz. Biz master'dan değiştirelim daha burada anlaşılabilir olması için. Exposure değerini ben burada arttırdıkça bakın resmin pozlaması artıyor. Şöyle kıstıkça biraz daha az pozlanmış bir fotoğraf gibi duruyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi ben aslında şu anda izleme çubuğum burada bakın. Ve klibim burada. Klibimin üstünde bakın herhangi bir efekt yok. Efekt kontrol panelim boş. Sadece bunun üzerinde bir adjustment layer'dan bir efekt uyguladığım halde bunun altında kalan her layer'ı aynı efektle doldurmuş oluyorum. Görünebilir olması için ben artı değer veriyorum. Şöyle birazcık aşırı pozluyorum. Bunu kapattım. Daha sonra yine Hue Saturation değerinden şurada rengimde birazcık değişiklikler yapıyorum. Şöyle bir eski film havası vermek için şöyle birazcık abartayım, olmazsa şöyle değişik bir renk olsun, algılanabilir olması için. Ve saturasyonunu da biraz şöyle artırıyorum arkadaşlar. Şöyle ağaçların yaprakları bakın kızardı, gökyüzü de şöyle turkuaz renge dönüştü. Bakın aslında bu iki efekt de birden adjustment layer'ımın üzerinde. Ben buradan adjustment layer'ımı şuradan bakın yanındaki göz ikonundan aktif veya inaktif hale getirirsem efektim de otomatikman kalkacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Bu After Effects'te çok kullanışlı araçlardan bir tanesi. Şöyle aktifledim bakın. Şöyle bakalım separatörün üstüne geldiğimizde ne olacak? Evet, separatörümün de rengi değişti. Ama bunlar benim kurumsal renklerim, üniversitemin logosu. Bunun değişmesini istemiyorum. O zaman buradaki separatör layer'ımı, adjustment layer'ın bir üstüne taşırım.
Bakın, adjustment layer'ın bir üstünde kaldığı için sadece altında kalan kliplere etkilediği için, daha doğrusu şu anda bu separatöre herhangi bir etkisi olmadı renk değişimine. Bakın bir sonraki klipte adjustment layer'ın altında kaldığı için şöyle efekti yine adjustment layer'ı on off yapıyorum şuradan. Bakın şu anda off, şu anda on. Efektimi böylece oluşturmuş oluyorum adjustment layer sayesinde. Aslında siz herhangi bir solid layer'ı da direkt adjustment layer'a çevirebilirsiniz. Zaman zaman buradaki ikonların ne manaya geldiğini söyleyeceğim demiştim. 3 boyutlu dersimizde buradaki bu ikonu görmüştük zaten. Hemen yanında adjustment layer ikonum var. Ya da tam tersi siz bu adjustment layer'ı solid layer'a çevirebilirsiniz. Sadece buradaki ikonu tıklayarak bakın. Artık sadece bir solid layer oldu ve altındaki layer'lar gözükmüyor bu üstte olduğu için. Buna tıklar tıklamaz ben onu adjustment layer'e dönüştürüyorum. Şöyle hemen yeni bir solid atayalım. Şöyle yeşil renkte en üste geldi doğal olarak. Bakın buradaki ikona tıklar tıklamaz bu benim adjustment layer olarak değişecektir. Hemen buna da bir şuradan levels efektiyle renk ve ışık değişimlerini sağlayayım. Gördüğünüz gibi altında kalan, bunun altında kalan tüm layer'lara etki edeceği için şöyle yazıyı da açayım ikinci sırada. Bakın bu dahil, bu sefer şöyle açık kapalı yapıyorum. Yine separatörün üstünde dahil olmak üzere bakın şöyle etkileyecektir. Şöyle burada bunların etkilenmesini istemiyorsam bunları şuradan adjustment layer'ın üzerine taşımam yeterli olur. Aynı şekilde separatörü de taşıyayım. Bakın şu anda evet. Evet, bugünlük de dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.